Hepinize merhaba arkadaşlar. Ben Barış. Bugün sizlerle beraber Krev oynuyoruz. Niçin bu oyunu oynuyoruz? Krev 2 çıkıyor. Çünkü bu oyun beleş. Yani zamanında beleşti. Ben aldım. Bu arada ters yönden gidiyoruz. Doğru dürüst bir yola geçelim. Ben size konuşayım, anlatayım. Siz de beğenirseniz indirirsiniz, oynarsınız. Hani şimdi oyun hem orijinal hem tabii orijinal yani çünkü bedava. Ubisoft bu oyunu ücretsiz dağıtmıştı. Şu an ücretsiz mi onu tam olarak bilmiyorum. Yani gördüğünüz gibi oyun da bu bence oynanılır. Hele böyle 3-4 arkadaşınız varsa muazzam zevk alabileceğiniz bir oyun. Hani görselleri de hani hiç öyle şey değil. Ufak mufak değil ve şöyle göstereyim diyeceğim ama şu an göreve geldim. Şöyle hem size görevleri göstereyim hem de siz de oyunu görmüş olun. Dediğim gibi oyun ücretsiz. Hani eğer şimdi ücretsiz değilse bile zamanında bence çoğu arkadaşımız şey yapmıştır. Oyunun ücretsiz olduğunu bildiği için kütüphanesine almıştır Ubisoft Uplay'den. Hani indireyim mi, indirmeyeyim mi, oynarım mı, oynamayayım mı diye düşünenler varsa bu oyunu yani bu videoyu izleyip karar verebilir. Aynen öyle Street Kit diyelim. Şöyle yapalım bunları. Şimdi sokaklara çıkalım. Bu arada dediğim gibi hani görseller gerçekten güzel. Şöyle okey diyelim. Şuradan çıkalım. Leave the tunnel diyelim. Skip. Skip. Arabamızı düzelttik. Size şöyle ufak ufak oyunu da göstereyim ben. Şimdi içeriden nasıl görünüyor? Önce onu merak edenler olabilir. İçeriden aynen şu şekilde görünüyor ve ben şu an full ultra'da oynuyorum. Olabilecek tüm ayarlar en yüksekte. Şöyle bence çok güzel görünüyor. Dediğim gibi varsa böyle oyunu oynayacak arkadaşlarınız. Bu arada size ben o oyun dediğim gibi online bir de. Yani şu anki oyuncular online değil. Sebebini bilmiyorum. Sanırım açmadım ben. Set waypoint diyelim. Hani harita da şu şekilde görünüyor. Bir de yakınlaştırdığınız zaman şöyle Google Earth gibi daha da yakınlaştırırsak o an caddede hangi arabalar var vesaire her şeyi görebiliyoruz. Gördüğünüz gibi şu an arabalar hareket halinde, seyir halindeler. Biz de basıyoruz. Şu an olduğumuz yere bu şekilde geliyoruz. Oyun çok olmadı sanırım çıkalı ya. Bu ikinci senesi diyebiliyorum ama yanlış da hatırlıyor olabilirim. Sanırım ikinci senesi ya. Aynen. Ubisoft bu aralar ücretsiz oyun vermeye devam ediyor. Bu arada Watch Dogs 1 de ücretsiz olmuştu. Sanırım bugün bitti. Yani ayın 13'ünde benim bu videoyu çektiğim tarihte. Oh. Kaçırdık mı? Kaçırmadık hemen gerimizde. Solo. Bak. Abi online olsa kim bilir ne olacak da tek başına bu herif bunu nasıl yapıyor? Şöyle solo diyelim. Back off, I'm coming. Bakalım. Bu arada acaba niye o kısım kapalıydı? Onu da ben kurcalarım. Olmadı. Videonun altına yazarım. Sizin de kafanızda soru işareti kalmasın. Bu arada 1v1 sanırım. Aynen 1v1. Bakalım kim alacak? Ben araba yarışlarında kötüyümdür ama. Oynayabildiğim kadar oynayacağım artık. Oğlum yalnız araba geçilmiyor lan. Umarım hala ücretsizdir. Hani de şimdiden şey diyenler olur. Korsan'da bir ton oyun var. Hani korsan oynamayın arkadaşlar alın. Sonuçta her şeyde bir emek var. Bu oyunu yapan firma Ubisoft da olsa ucunda bir emek var. Bu arada çarpa çarpa orada anasını ağlata ağlata gidiyoruz. Niye Ubisoft da olsa biraz hani para gözler. Çok para gözler. Bunları da korsan oynayarak cezalandıranlar var. Onların da kafasından istiyorum ben. Yani bu son oyunlarında ama kendilerini düzeltmişler. Diye biliyorum hani nasıl düzeltmişler. Oynanış tarzında düzeltmişler. Yoksa şey değil yani. Bu arada yayalar falan da var oyunda. Hani çok güzel araba yarışı olmasına rağmen. Nasıl düzeltmişler kendilerini? Hani oyunda artık çok az bug var.
vesaire, görseller mörseller güzel, hikaye yine önem vermeye başlamışlar ama DLC kısmında hala kendilerini geliştirmemişler. Yok ona buna binmek için ekstra para veriyoruz da abi, benim bence yani benim düşünceme göre single player bir oyun alıyorsak ve bu oyunun online'ı yoksa bizim bu oyuna para vermemize ekstradan gerek yok yani, çünkü biz zaten oyuna bir kere 200 lira para vermişiz, oyunu almışız. Yani bizim işimizin orada bitiyor olması lazım. Niye biz bunun üstüne ekstradan para veriyoruz ki? Retri diyelim. Tekrar şansımızı deneyelim. Yani dediğim gibi biz zaten bu oyuna para vermişiz. Etmişiz. Ubisoft da o konuda biraz şey şimdi. Assassin's Creed Origins'te de öyle. Bir de ben şeye ön sipariş vermiştim. Star Wars Battlefront 2'ye dediğim gibi, o da kanalı direkt çıkar çıkmaz atacağım. Şey saçma oldu yani. Onu da hani Voltium'e çevirmişler. Yok kutular açacakmışız da kutuların içinden özel şeyler çıkacakmış. Özel silahlar da bilmem neler de. Abi ben zaten oyuna o kadar para vermişim, etmişim. Daha bunun üstüne niye benden para istiyorsunuz ki, ben onu anlamadım. Ben bilseydim öyle yok pay to win bir oyun olacağını, direkt oyunu ben satın almazdım. Gerek yok yani. O kadar keskin dönüşler de var ki oyunda da. Arabayı geçmenin imkanı yok. Kanser oldum, rezil olduk videolar. Şu an tilt oldum, oyuna odaklandım. Aha bakalım kaza yaptı. Yes be. Hızlı giden atın boku seyrek düşermiş reis. Baya yerimde kaldı, şans işte ya. Şans be. Sanırım Ubisoft videoda olduğumu anladı. Bana bir kıyak yaptılar. İzleyicilerine mahcup olmasın diye. İyi bari şu an sevindim de, ben de büyük bir kaza yapmasam. Güzel olacak. Olacak. Evet. Hadi finish. Aynen finish'e geldik. Adam bayağı bir arkamda. Drift'i de ben attım yalnız son saniye. Mission complete baba. Birinci olduk. Devam diyelim. Geçelim. Bu arada bu şekilde perkler açılıyor. Ne verdi? Chevrolet Camaro SS ile S aldık bu oyundan. Şu an 12.731 puan yapmışız. Buradan yaptığımız puanları görüyoruz. Ve oyun açık dünya bildiğim kadarıyla Amerika kıtasında geçiyor. Hani direkt şehirler arasında yolculuk yapabiliyoruz. O benim çok hoşuma gitti. Hani bildiğiniz bir Los Angeles'a gidiyoruz, bir New York'a gidiyoruz, bir Miami'ye gidiyoruz. Çok güzel düşünmüşler yani, o çok hoşuma gitti benim, o özelliği oyunun. Bu arada arabaları çok fazla şekilde özelleştirebiliyoruz. O da güzel. Hani bir ücretsiz bir oyun için her şey olacak. Yani tabii zamanında bu oyun da paralıydı ama şu an kesinlikle oynanabilir çünkü ücretsiz yani, en başta ücretsiz de zaman öldüreceğiniz. Yeni çıkacak oyunları beklerken oynayabileceğiniz oyunlardan bir tanesi diyebilirim ben sizlere. Ben gördüğünüz gibi oyun haritası da burası işte, Amerika kıtası diye biliyorum ben. Aynen orası zaten. FBI Special Agent Bill Coburn. We know he's fallen from grace. We just need the proof. And Dennis Jefferson. Hedefimiz FBI ajanı mı? Ben de zamanında PlayStation 4'te oyunu parayla almıştım ne yazık ki. Oynadım, oynadım. Niye bitirmedin diye soran olursa da, benim makina 500 GB'tı zamanında. Maksimum 4 tane oyun yükleyebiliyordum. Bir God of War 60 GB, bir GTA 60 GB, makinede yer kalmıyordu. Zaten 500 GB makinede maksimum kullanılabilecek alan 400 GB'tı. Yeni çıkan oyunları yüklemek için de şimdi oynadığım oyunları silmek zorunda kaldım. Sildim.
Sattım. Gitti oyun. Ben de orada kaynadı gitti oyun ve şansı da ücretsiz oldu. Ben de hazır bilgisayarda varken, güzel bir sistem toplamışken indireyim dedim. Here's your collection board. You'll find one like it in every dealer and tuner. The board lets you manage your cars and their specs. Buradan araba ağacımıza bakabiliyoruz. Neyse şuraları geçelim. Bize tanıtıyor, ediyor. Tamamdır. Buraları biliyoruz. Workshop'ımız, collection'ımız. Burası perkler. Progress'ı burası. Hani ne kadar ilerlemişiz, ilerlememişiz. Gizli arabalar açılabiliyor. League kısmı workshop. Workshop'ta da arabamızın performansını vesairesini geliştirebiliyoruz. Şimdi biz şuraya ne yapabiliriz? Bumper'a bakalım. Sanırım değişmiyor şu an hiçbir şey ya. Aynen, şu an sanırım yeterince ilerlemediğimiz için hiçbir şey değişmiyor. Leave diyelim. Birazcık da size açık dünyayı göstereyim. Hani görev görev görev, sıkılmayın siz de. Alex, I have a favor to ask. I think I found the best police driver, but I need to know if she's as good as she looks. Can you visit the location marked on the map and pick up the illegal goods? If my protege Clara can bust you, then she can bust. Aynen, ben de şimdi işin içinden çıkmaya çalışıyordum. Allah'ım, oraya nasıl şey yapacağız diye. Alttaki chat penceresi nasıl kapatacağız diye son anda gözlerim gördü. Şöyle Chicago'ya gidelim bakalım. Set waypoint diyelim. Sizler de yolları görürsünüz. Neler var etrafta, şehir canlı mı değil mi, onlara bakarsınız. Dediğim gibi, reklam gibi, Ubisoft'a beleş reklam çekiyoruz. Hoşunuza giderse de oyun oynarsınız. Tabi dediğim gibi hani tek başınıza sıkılabilirsiniz ama şöyle bir 3-4 arkadaş, hatta 5 arkadaş girdiniz mi tadından yenmez diye düşünüyorum ben. Sonuçta herkes bir PUBG'ye, bir CSGO'ya, bir bilmem neye para verecek gücü yoktur. Hani niçin diyorum ona, aranızda öğrenci arkadaşlar vardır. Benim gibi, ben mesela bir oyun almak için toplarım. Kafaya koyarım oyunu, araştırın diyelim. O ay iki oyun mu çıkacak? Düşünürüm, taşınırım, kaşınırım. O ay hangi oyun alınır diye. Bu arada bu bana ne verdi? Ben ne yaptım ki? Bilmeden bir şeyler yaptım. Bakalım bu ay AdSense'den parayı alınca da equip diyelim. AdSense'den parayı alınca da güzel bir mikrofon almayı düşünüyorum şöyle. İlk başta AliExpress tarafına baktım. Sonrasında biz nereye geldik? Nereye gidiyoruz? Aynen, tamam. AliExpress tarafında hani sağlam bir şeyler yoktu. Ve sanırım BM800'e baktım. BM800'de sanırım kondenser mikrofonmuş. Kondenser'ın ne demek olduğunu bilmiyordum. İşin içinden çıkana kadar kanser oldum. Sanırım ekstradan bir alet istiyormuş. 48 watt veremezsek mikrofona tam güç alamıyormuş mikrofon. Sanırım challenge'lı yapamadık. Jump diyordu oradan. Atla diyordu. Yapamadık. Bu arada şöyle durayım. Siz de bir hani çalılıklara falan bakın. Görseller nasıl görünüyor şöyle. Dediğim gibi hani siviller falan, hani normal insanlar falan der ki bir yere başına şu yerdeki ıslaklığa bakar mısınız? Şöyle Chicago'ya gidiyoruz. Burası da hani otoban sanırım. Ve çok fazla araba seçeneği var oyunda. Bu arada yeni Crab'de sanırım birçok platformda yarışabileceğiz sanırım. Uçak, yat, ondan sonra acaba araba, motor, SUV, offroad, yani ne var ne yok. Yarışı yapılan her şeyi kullanabileceğiz sanırım. Çok da güzel bir fragman yapmışlardı yani, cidden
canım çekmedi değil oyun ama daha çok var onu düşünürüz artık. Sadece bir Need for Speed'i alabilseydim bu ay güzel olurdu. Tabii ben Star Wars'a para verdim. Şimdi pişman mıyım? İlk başlarda değildim. Şu an yavaş yavaş pişman olmaya başladım. Niçin pişman olmaya başladım? Çünkü pay to win yapmışlar abi oyunu. Ben o oyunu emek vererek, onlarca saat oynayarak milletin önüne geçemeyeceksem, para verip geçeceksem hiç oyunu oynamaya bile gerek yok. Benim oynadığım saate, vakte yazık yani. Ben oynayacağım 200-300 saat, adamın biri bir gelecek 50 saatle beni tokatlayacak. Öyle saçmalık olmaz hocam. Olmaz öyle saçma şey. Bu arada daha ne kadar yolumuz var? Sanırım 8 mil. Yalnız bir şey fark ettiniz mi? Benim işaretlediğim yere bakın. Şu an nereden nereye gittiğime bakın. Ve o yolun 8 mil olduğunu düşünün. Sonra da şunu düşünün. Bu oyunun haritasına bir baştan bir başına ne kadar uzun sürede gidiyoruz. Yakayıp abi yakayıp. Yolda giderken beleş bir şeyler kazanıyoruz. Ne yapsam ödül veriyorlar ya. Bu arada sanırım şunlar online'lar, görüyor musunuz? Bakın birisinin adı Ekretzer. Aynen. Ekretzer derler loading diyor. Sanırım benle... Hayda. Otobüs kardeş. Ne yapıyorsun? Aynen bakın şu... Online sanırım. Online mı? Değil. Şuradan çıkış var mı acaba? Ben nereye gidiyorum? Yolu bulduk. Hayda, yalnız arabada nasıl bir çamur, nasıl bir şey oldu. Daha hemen geçti. Tam da övecektim oyunu. Kendi kendini bitirdi. Yalnız yeşillikte çok güzel gidiyor. Araba sürememe oyunu yaptık. Resmen rezil rüsva gibi kullanıyoruz. Tabii bir direksiyonumuz olsaydı şöyle var ya, ne severdim araba yarışını. Yalnız oyun hani bir araba yarışına göre fazla gibime geldi. Çünkü hani hayvanlardır, insanlardır. Şehrin dizaynı çok güzel. Yani bu resmen şey olmuş. Forza Horizon'a paranız yoksa buyurun bedava oynayın hesabı olmuş. Ya Forza Horizon ayrı bir dünya. Adamlar yapmış yani ya. Forza nerede, bu nerede? Ama 300 lira nerede, bedava nerede? Öyle bir şey de var yani. Beleş. Videonun adında sanırım beleş araba yarışı koyacağım. Güzel bir manzara yakaladım mı? Dur. Nerelere geldik abi biz? Bir taba basalım bakayım. M'ye basalım, pardon, tab değil, tab nereden çıktıysa. Bu arada hani ilerledikçe açıyoruz biz mekanları. Bakalım şuralara fast travel yapabiliyor muyuz? Yalnız bir dakika, bu niye böyle oldu? Chicago'ya daha çok var ya. Fast travel dedik, direkt hani daha önceden gittiğimiz yerlere direkt fast travel yapabiliyoruz. Bu arada çamur hala duruyor üzerimizde. Diyelim bu bölümü de burada bitirelim. Oyunu görmüş oldunuz en azından, etrafta sağda solda neler var neler yok, yayaları gördünüz. Ben de yayaları ezeyim. Ezebildim mi? Ezemedim, bir dakika. Şimdi ezeceğim. Yalnız çarpılmıyormuş. Ama yapmışlar yani, yayaları falan da yapmışlar. Güzel bir havası olmuş. Buraya kadar izlediyseniz eğer çok teşekkür ederim. Bu videoyu beğenirseniz alt taraftan beğenmeyi unutmayın ve benim için daha önemlisi beğenmek ya da beğenmemek değil de aşağıya yorumlarınızı belirtmeniz. Aşağıya da yorumlarınızı belirtirseniz çok çok sevinirim. Hepinize teşekkür ederim. Görüşmek üzere. Dükkanı kapatıyorum. Kapattım.